Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın Kral'dan yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere 8 bal pool, yani 8 top oyunu içerisinde bir takım anlatımlar gerçekleştirmeye çalışacağım. Bu anlatımlarımızdan bir tanesi arkadaşlar ban yemek. Eğer oyun içerisinde ban yediyseniz şunu belirtelim. Gerçek hesabınızda oyuna girebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için öncelikle telefonunuzda veya tabletinizdeki gerçek yani daha önce yüklü olan Facebook uygulamasını kaldırmanız gerekiyor. Daha sonra Facebook uygulamasını tekrar indirip yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra Allah'ın cezası. Ya bu bildirimlerden telefon bozulacak ya. Bu bildirimlerden telefon bozulacak arkadaşlar yakında. Şimdi arkadaşlar, baştan yine bayağı bir bildirim geldi. Dediğimiz gibi bu bildirimlerden dolayı benim telefonum bozulacak bir gün ama uzatmadan şunu söylemek istiyorum sizlere. Eğer uygulama içerisinde hesabınızda giriş yapabiliyorsunuz. Bunu başta söyleyelim. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle var olan Facebook uygulamasını tamamen kaldırıyorsunuz. Telefonunuzdan veya tabletinizden. Kaldırdıktan sonra Facebook uygulamasını yeniden yüklüyorsunuz ve içerisine girerken hesabınıza giriyorsunuz. Allah'ın cezası bildirim. Şimdi girdikten sonra oyun içerisine Facebook hesabınızı veya Google hesabınızı giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii Google'da böyle bir şey yok. Direkt olarak Google'dan giriş yapabiliyorsunuz. Yaptıktan sonra şu var ki bunun tehlikelerinden bir tanesi hesabınız ban yiyebilir. Yani oyun içerisinde sınırsız istek çizgisini kullanabilmeniz için Quest yani misafir oyuncu olarak girmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Çünkü misafir oyuncularda da ban var ama ban yedikten sonra uygulamayı kaldırıp yeniden yüklerseniz sorun ortadan tamamen kalkıyor. Normal bir oyun veya uygulama gibi çalışıyor arkadaşlar. Yine aynı sınırsız istek çizgisiyle. Bunu yaptıktan sonra bir de şunu da söyleyelim. Ban yememeniz için eğer diyelim ki dolarınız 10'a yükseldi, 10. seviyeye yükseldiniz, paranız bayağı var. İstek alın arkadaşlar. O dolarla işte diyelim ki mesaj paketi alın veya işte başka bir şey alın. Paranızı çok tutmayın hesap üzerinden. Tutmazsanız oyun sizden şüphelenmiyor. Yani oyunun sahipleri denetleyen her kimse artık sizden şüphelenmiyor arkadaşlar. Şüphelenmediği zaman da ban yemeden oyunu uzun süreli, uzun vadeli oynayabiliyorsunuz. Dedikten sonra bir de oyun içerisinde oyun gerçekleştirelim dedik. Şimdi birebir oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu güncelleniyor dediği zaman aklınıza farklı bir güncelleme gelmesin. Sadece oyun içerisindeki paranız, seviyeniz, puanınız neyse ve bir sonraki puanınız ne olacaksa tabii bu oyunu kazandığınız zaman her kazanmada XP verdiğinden dolayı puanınız artıyor. Seviyeniz artıyor. Onu güncelliyor. Başka bir şey güncellemiyor. Yani oyunu güncellemiyor arkadaşlar. Bunu dedikten sonra burada oynayabileceğimiz paramız 396 dolarımız var. Çünkü bayağı istek aldım ben oyun içerisinde. 200'lük bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Oyun oynadıktan sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. 10 seviyeli bir quest, bir misafir oyuncu geldi karşımıza. Gördüğünüz gibi istek çizgimiz yine sonsuz arkadaşlar. Ama şu var ki bu istek çizgisini sonsuz bir şekilde sadece biz görebiliyoruz. O göremiyor. Karşıdaki oyuncu göremiyor arkadaşlar bunu. Zaten görüyorsunuz onun çizgisi çok kısa bir şekilde görünüyor. Bizim çizgimizde cehennemin dibine kadar uzanıyor arkadaşlar. Sokamayacak bence. Sokamayacak. Ama şimdi sokabilir. Sokamadı. Sokamadı. Şimdi arkadaşlar bizde sıra ve topumuzu şuraya bir geçirelim. Evet, boku yedik. Hadi birisi de şansına girse de tamam diyeceğim. Birisi de şansına girsin yani.
Sokar onu. İyi, siyah top da girerse çok güzel olurdu ya. Helal olsun var ya, iyi soktu ha. Benim topumu da bozdu. Bak ne güzel topu giriyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bu oyun tam bir aptalca. Evet arkadaşlar, video sonunu da yapmadan direkt bir oyun gerçekleştirelim dedik.
Arkadaşlar ne kadar çok özelliğiniz olursa olsun eğer oyunda oynayamayacaksanız benim gibi aynı bu oyunda da gördüğünüz gibi 3 oyunda da kaybettim. Bu neden acaba? Var olan hileden. Bence bundan kaynaklanıyor bu. Eğer istaka çizgim çok uzun olmasaydı ben bu oyunları kesinlikle kazanırdım arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeseniz de tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyunla ilgili veya herhangi bir paylaşımla ilgili videolarımızın altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.